Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklar, Saha Expo 2024 kapsamında yeni bir panelle moderatörümüz ve panelistlerimizle birlikteyiz. Konumuz savunmada gelişen teknolojiler, yapay zeka ve otonomi. İşte bu başlık altında kıymetli konuklarımız, konuşmacılarımız sizlerle bilgilerini, kıymetli bilgilerini paylaşacaklar ve işte bu paneli yönetmek üzere moderatörümüz SASAT Genel Sekreteri Sayın Doktor Oğuz Hamşoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ve Sayın Hamşoğlu moderatörlüğünde panelistlerimiz BİTES Genel Müdürü Sayın Cemil Sağroğlu. Buyurunuz efendim. Baykar Yapay Zeka Teknolojileri Bilim Lideri Sayın Cemal Fatih Kuyucu. SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Bahadır Bülbül. Ve güvenlik analisti Sayın Elizabeth Koselim Malo. Buyurunuz. Ve kıymetli moderatörümüz, size sözü veriyorum ve hayırlı olsun panelimiz. Efendim, teşekkür ediyorum. Demin de ifade edildiği gibi oturumumuzun başlığı savunmada gelişen teknolojiler, özellikle de yapay zeka ve otonomi konusu. Bugünkü değerli panelistlerimizin katılımıyla sizlerle efendime söyleyeyim bilgi anlamında paylaşılacak. Şimdi tabii otonomi dediğimizde bir bağımsızlık söz konusu. Bağımsız hareket etme, kişiden bağımsız, etkiden, çevresel etkilerden bağımsız hareket etme, kendini yönetme, kendi kendine karar verme gibi bir süreç söz konusu. Tabii bunun en önemli boyutu nedir? Bunun bir makine tarafından yapılması. Yani makinelerin insan gibi hareket etmesi, insanın görevlerini yerine getirmesi, karar vermesi, yönetmesi, daha da önemlisi makinelerin kendi tecrübelerini efendime söyleyeyim öğrenme sürecini ne yapması, yaşaması ve bunu data sistemine, veri sistemine aktarabilmesi. Bu bakımdan bu konsept giderek dünyada önem arz etmekte. Fakat savunma sanayi özelinde de bu gelişmeler pek çok teknoloji firmasının ne yapmakta da ilgisini çekmektedir. Şimdi burada birbirinden değerli dört konuşmacımız var. Onlar bilgi ve tecrübelerini bizle paylaşacaklar. Ben ilk sözü Sayın BİTES Genel Müdürümüz Cemil Bey'e vermek istiyorum ve bu kapsamda da Sayın Cemil Bey'e şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi savunma sanayinde bildiğiniz gibi yapay zeka, otonom teknolojiler gittikçe artan bir oranda ne yapılıyor? Kullanılıyor. Bunun gelecekteki etkileri, özellikle sektörümüz açısından değerlendirdiğimizde, bunun gelecekteki etkileri nelerdir ve özellikle de güvenlik bazında baktığımızda nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Bu konudaki değerlendirmelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun olurum. Tabii, teşekkür ediyorum. Öncelikle programda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok kısaca yapay zeka neden bu kadar popüler? Onunla ilgili bir giriş yapmak istiyorum sizin sorunuzu cevaplamadan önce. Tabii yapay zeka konu olarak bir bilgisayar mühendisliğinin, yazılımın alt dalı olarak yeni bir konsept değil. Uzun zamandır literatürde olan bir şey. Fakat bu kadar popüler olmasının altında yatan sebeplerden en büyüğü dijital verinin çoğalması, inanılmaz miktarda çoğalması. Hayatımızın her tarafında işte sensörler var, veriler geliyor ve buna bağlı iletişim altyapısındaki iyileşmeler de buna fırsat tanıyor oldu. Bu olayın bir bacağı, tabii konu popüler olunca bunun ülkeler nezdinde, kamu kurumları, özel sektör, herkes çok fazla yatırım yapıyor. Bir de konunun basın tarafından ele alınması, çok popüler bir konu olmasa sebebiyle sürekli dillerde olması, konunun biraz da aslında suistimal edilmesine de sebep oluyor. Çok yakın zamanda hala da bu dile pelensenk olma durumuyla ilgili olarak, yani bunu daha çok marka olarak yapay zeka olmayan durumlarda da buna yapay zeka diye nitelemek muhtemel suistimallere yol açıyor. Ne demek istiyorum? İşte Endüstri 4.0'da yaşadık bunu, bulut bilişimde yaşadık.
yapay zekayla da kısmen yaşıyoruz. Yani aslında yapay zeka olmayan, sadece akıllı sistem diye nitelendirebileceğimiz sistemlerde yapay zeka olarak adlandırılıyor. Buna dikkat etmek lazım. Sorunuza gelince, bunun gelecekteki etkilerinin en büyük, yani üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi verimlilik ve hız. Tabii sizin de çok yerinde bir şekilde nitelendirdiğiniz üzere yapay zeka ile otonom sistemleri birbiriyle anmak lazım. Çünkü yapay zeka bu en iyi kararı seçme konusunda analiz yapıyor. Türlü bütün verileri, sensörlerden gelen verileri analiz ediyor. Ve en iyisini karar verme mekanizması ise otonomiyle devreye giriyor. Yani kendi başına bağımsız, insan müdahale olmadan bu kararı verme yetkinliğine otonomi diyoruz. Dolayısıyla bu iki sistem birlikte çalıştığında karar verme süreçlerini çok hızlandırıyor ve aynı zamanda bununla birlikte operasyonel verimlilik de artıyor. Dolayısıyla özellikle büyük miktarda veriyi analiz etme ve hızlı bir şekilde anlamlandırma kabiliyeti savunma stratejilerini optimize edebilir içinde bulunduğumuz sektör itibariyle. İkinci etkisi ise yine otonomi ile ilgili otonom araçlar ve sistemler, otonom hava, kara ve deniz araçlarının savunma alanında daha fazla kullanılması, insan riskini azaltarak tehlikeli operasyonlarda daha güvenli çözümler sunabiliyor. Sonuncusu da öngörülebilirlik. Bu da AI'ın analitik yetenekleri sayesinde potansiyel tehditleri daha önceden tespit edebilmesi ve savunma sistemlerini proaktif hale getirmesi olarak nitelendirebiliriz. Yani bir olay vuku bulmadan önce bir risk olabilir, bir tehlike olabilir ya da herhangi bir etkin bir action olabilir. Bunu önceden prediktif edip, tahmin edip ona göre önlem al ve dolayısıyla çok kabaca bu üç çerçevede toparlayabiliriz. Verimlilik ve hız, otonom araç ve sistemler ve öngörülebilirlik diye nitelendirebiliriz diyerek özetlemiş olayım ben bu sorunuzun cevabını. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Şimdi isterseniz diğer konuşmacımız Cemal Bey ile devam edelim. Kendisi Baykar teknolojinin temsilcisi olarak aramızda bulunuyor. Şimdi ben kendisine şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz yapay zeka ve otonom sistemler savunma sanayinde çok kritik bir anlam ifade ediyor ve giderek bunların kullanımları ne yapıyor? Artmaya devam ediyor. Şimdi ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Sizce bu teknolojiler önümüzdeki süreçte operasyon anlamda savunma sektöründe nasıl gelişmelere yol açabilir? Nasıl bir devrim ortamı yaratabilir? Bu konuda siz alanda tecrübe sahibi olarak, fiilen üretimin içinde bulunan ve bunu tasarlayanlardan biri olarak neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle bu değerli organizasyonu hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim. Söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkürler Sayın Moderatörüm. Biz Baykar olarak aslında bu serüvene başladığımız günden beri otonom sistemlerin ne kadar kritik olduğunu öngörerek bir süreç içerisine ilerliyoruz. Gelecek noktasında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aslında otonom sistemlerin içerisine yapay zeka kavramı günden güne daha fazla girmekte. Bu noktaya geldiğimizde yapay zekanın tanımı belki bize bir anlam ifade edebilir. Yapay zeka dediğimizde hani karşımıza çok farklı kavramlar çıkıyor. Bunlar bir noktada yapay zekanın farklı alt dallarının veya yapay zeka ütopyasının da getirdiği hususların tanımları olabiliyor. Böyle değerlendirdiğimizde yapay zeka aslında bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir cihazın, bir robotun insana benzer bir şekilde karar almasına, düşünmesine veya bir sorunu çözmesi noktasındaki algoritmaların tamamına verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Burada otonomi noktasında aslında yani insana benzer şekilde kavramı bizim için en önemli noktalardan birisi oluyor. Çünkü
yapay zekanın geleceğinde insana benzer şekilde kavramları taklit edebilen ve bu eylemleri gerçek hayata geçirebilen sistemler olması gerektiğini düşünüyoruz. En önemli faktörlerine geldiğimizde özellikle savunma sanayi alanında, havacılıkta, karacılıkta veya deniz unsurlarında sistemlerin insan kontrolünden bağımsız bir şekilde tam otonom kabiliyette icrası karşımıza çıkacak. Bunu yaparken de diğer sistemlerden bağımsız olarak, yani en belki insana özgü, insanı insan yapan değerlerin bazılarının ortadan kalkması aslında bizi biz kalkmasıyla karşılaşıyoruz. Ne gibi? Mesela en basitinden örnek vermek gerekirse korku duygusu gibi veya şefkat duygusu gibi duygular ortadan kalktığında savaş alanlarının çok daha farklı noktaya gidebileceğini düşünüyoruz. Bu sebepten ötürü aslında bunlar belki de gerçekleştirilirken ilerlemesi gereken bazı adımlar var. Bu adımların üzerinde Baykar olarak baktığımızda aslında tamamlanması gereken bazı unsurlar var. Buna ne gibi örnekler verebiliriz? Bir insanın sistemleri, yani bir hava aracını kontrol ettiğini düşünelim. Bu hava aracını kontrol ederken etrafına bakması gerekiyor. O anda bir problemi varsa problemin çözmesi gerekiyor. Sorunları ele alıp en optimum şekilde belki bir rota planlaması gerekiyor. Bu hususlara dikkat ettiğimizde gelecekte aslında bunların ilk aşamada hızlı bir şekilde, yani insan faktörünü ne destek olabilecek, yani karar destek sistemi dediğimiz ögelerle aslımıza karşımıza çıkacak. Yani gelecekte en önemli uygulama noktaları kısa vadede özelinde baktığımızda aslında operatörlere, pilotlara veya diğer unsurlara, karar verici insan unsurlarına kolaylık sağlaması olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bunların haricinde ise bu, tabii ki bu sistemleri geliştirirken yine bu savunma sanayi alanında farklı unsurlar karşımıza çıkıyor olacak. Örnek vermek gerekirse aslında bugüne kadar her zaman yetiştirilmiş insan gücünün de bir noktada değer kazandığı ve onun limitlerine göre cephelerdeki savaşların şekillendiğini düşünüyor olursak gelecekte bunlar belki de daha da farklı noktalara gelebilecek. Çünkü bir tane yetiştirilmiş kişiyle birlikte belki artık 100 farklı insansız hava aracı sistemi veya 50 farklı kara aracı sistemi, 200 farklı deniz unsuru kontrol edilebiliyor olacak. Bunları düşündüğümüzde aslında yapay zeka ile birlikte otonom sistemlerin daha da gelişerek şu an hali hazırda ihtiyaç duyduğu karar verme noktalarında yapay zeka desteğiyle bunların daha da kolaylaşabileceğini en azından düşünebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir vurgu vardı. Aslında yapay zekanın duygularının olmadığı gibi. Belki de bizi bekleyen risk bu. Yani gelecekte duygusu olmayan bir şeyin neler yapabileceğini kestirmek biraz da insanlar açısından bir tehdit, bir endişe unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yapay zekanın bir sınırı var mı? Ya da gelecekte yapay zeka bir fırsat mı, bir tehdit mi? Bu açıdan bu konunun da değerlendirmesi söz konusu olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi sözü Ahmet Bey'e vermek istiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımızın siber güvenlikle ilgili daire başkanı. O kendisinden yapay zekanın teknolojik olarak savunma alanında sağlayacağı katkıları artırmak, bunları hızlandırmak, efendime söyleyeyim bu konuda üniversite, kamu ve sektörümüzün işbirliğinin nasıl tesis edilebileceği konusunda bizi bilgilendirmesini istirham ediyorum. Bu konuda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir yol haritası var mı veya nasıl bir planlama söz konusu Savunma Sanayi Başkanlığımızda? Buyurun Ahmet Bey. Merhabalar. Ben de Saha İstanbul kümelenmesine bu paneli düzenlediği için teşekkür ederek söze başlamak isterim. Öncelikle konunun yapay zekadan bağımsız olarak değerlendirirsek bu soruyu, kamu, akademi ve özel sektör işbirliğini tesis etmek için aslında birçok yöntem, ortak yöntem var. Bunlar test altyapılarını oluşturmak, Ar-Ge teşvikleri düzenlemek, ortak projeler yapmak gibi. Bunları
bu listeyi uzatabiliriz. Ancak konuyu, bu soruyu yapay zeka üzerinde değerlendirirsek ve ayrıca savunma sanayi perspektifinden de konuyu ele alırsak daha anlamlı bir netice elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bu nedenle öncelikle yapay zekanın kendine has özellikleri nelerdir sorusunu ben sormak isterim. Bu soruya birçok cevap verilebilir ancak benim bakış açımla ben konuyu 3 bakış açısıyla özetlemek istiyorum. Yapay zekanın kendine has özellikleri nelerdir? Birinci konu yaygınlık. Diğer birçok teknolojiyle kıyasladığımız zaman bütün insanlığı, bütün sektörleri derinden etkileyecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bunu elektrik veya internete benzetebiliriz. Ama mesela başka diğer teknolojilere çok benzemiyor. Çünkü her yeri, her bireyi, her kurumu, her noktayı ilgilendiren bir konu haline gelmiş durumda. Dolayısıyla olayın boyutu çok büyük. Enerji, finans, perakende, savunma, son kullanıcı ürünleri, sağlık, yani kapsamadığı bir alan yok yapay zekanın. Dolayısıyla yaygınlığın altını çizmek isterim. İkinci konu ise adaptasyon. Özellikle vurgulamak istediğim konu. O kadar hızlı gelişen bir teknoloji ki konuyla muhatap olacak kişilerin, kurumların, firmaların yapay zekanın sağlayacağı imkanları, öngörmeleri ve uzun vadeli planlar yapmaları neredeyse çok zor, çok imkansız derecesinde. Bunu görebilen sadece teknolojinin en temelini geliştiren geliştiriciler, tasarımcılar olabiliyor. Ama hepimiz muhatabız, biz bunu çok fazla öngöremiyoruz, çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla burada adaptasyon bizim için önemli. Doğru zamanda doğru, burada şunu da vurgulamak lazım. Doğru zamanda doğru adımları atmadığımız zaman gerçekten teknoloji treninin kaçabileceği bir konudan bahsediyoruz. Üçüncü vurgulamak istediğim konu ise bağımlılık. Yapay zekanın bir endüstri devrimi gibi bir kavram olduğunu düşünürsek tüm dünyayı baştan sona etkileyecek bir teknoloji. Bu teknolojinin yakıtı ise temelde veri. Yani veri için günümüzde de petrol kavramı benzetmesi yapılıyor. Endüstri devriminde petrol aslında bir yakıttı. Şu anda da yapay zeka devriminde belki veri bir yakıt olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu verilerin sahibi olan, yani verilere hakim olan ülkeler, milletler gelecekte, yani geçmişte petrole hakim olan milletler gibi aslında bu konuyla alakalı dünyada birçok konuda söz sahibi olabilecek gibi bir öngörü çıkarabiliriz buradan. Şimdi bu konuları dikkate aldığımızda her insanın paydaşı olacağı bir teknolojiden bahsetmiş olduk. Her insana dokunan bir teknoloji, gelecekte ülkelerin kaderini belirleyecek bir konu. Burada başarıyı yakalamak için işbirliğini ve sinerjiyi azami seviyeye çıkarmak kaçınılmaz bir ihtiyaç. Temel olarak bu üç konuya vurgu yaptıktan sonra savunma sanayi perspektifinden de konuya değinmek isterim. Öncelikle savunma sanayi başkanlığımızın bu işbirliğini tesis etmek için son dönemde 2023 yılının sonunda başlattığı bir kümelenme çalışmasında kısaca bahsetmek isterim. Savunma sanayi yapay zeka yetenek kümelenmesi 2023 yılının sonunda lansmanı yapılarak faaliyetlerine başladı. Asıl buradaki amaç soruda da geçtiği gibi akademiyi, sektördeki firmalarımızı ve kamuyu bir araya getirerek aradaki sinerjiyi oluşturmak, ortak fikirleri oluşturmak, buradaki köprü rolünü oynamak. Sizec'le ilgili bu bilgiyi verdikten sonra savunma sanayi açısından akademinin, kamunun ve özel sektörün rolüne değinmek isterim. Akademinin rolüyle başlayacak olursak yapay zeka özellikle bilimsel makale, yapay zeka odaklı bilimsel makaleler tüm dünyada inanılmaz bir hızda artmaya devam ediyor. Dünya çapındaki tüm bilimsel yayınlara baktığımız zaman yapay zeka alanında üretilen bilimsel yayınların sayısı şu an %5'lere yaklaşmış durumda. Yani bu şunu gösteriyor. Her 20 bilimsel çalışmadan birisi yapay zeka alanında ve bu giderek artmaya devam ediyor. Ülkemizde de bu durum farklı değil. Ülkemizdeki akademisyenlerin yaptığı her 20 çalışmadan biri de yapay zeka alanında diyebiliriz. Teknolojinin hızına adaptasyonu sağlayacağımız köprü ise bu akademi üzerinden kurulmalı. Yani buradan o çıkıyor. Çünkü akademi bu konuya çok yoğun çalışıyor. Teknoloji genelde orada geliştiriliyor. Dolayısıyla biz akademiyle köprüleri iyi kurmamız gerekiyor. Peki akademiden savunma sanayi alanında nasıl istifade edebiliriz
konusunu dikkate aldığımız zaman bizim akademiden her zaman şöyle bir geri besleme alıyoruz. Biz harp ortamındaki senaryoları bilmiyoruz. Yani savaş ortamındaki, harp ortamındaki senaryolar daha çok o alanda çalışan spesifik güvenlik güçlerinin bilgi sahibi olduğu alanlar. Bu şekilde bir geri besleme geliyor. Dolayısıyla biz onlara harp ortamındaki senaryolar konusunda geri besleme yapmamız gerekiyor bu işbirliğini, sinerjiyi oluşturmak için. Aksi takdirde akademi kullanım senaryolarını çok daha kolay elde edebileceği, veri setlerine çok daha rahat ulaşabileceği diğer sektörlere yöneliyor. Şu anda da durum bu. Örneğin akademik yayınlarda kullanılan veri setlerine baktığımızda %50'ye yakını sağlık ve finans alanında elde edilen veriler. Dolayısıyla burada akademiyi kendimize daha cazip hale, yani akademinin bu konulara çalışmasını daha cazip hale getirecek rolü de üstlenmemiz gerekiyor. Yapay zekanın bir yöne daha vurgu yapmakta fayda var. Yapay zeka diğer teknolojilerden biraz daha ayrışıyor. Belirgin bir şekilde akademi teknolojiyi üretirken firmalar bunun teknolojinin kullanıcısı konumunda. Bazı diğer sektörlerde firmalar da teknolojinin üreticisi konumunda olabiliyor ama burada akademi çok daha ileride olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla kullanıcı konumundaki savunma sanayi firmalarının savunma sanayi alanında yapay zekanın kullanabileceği senaryoları az önce de bahsettiğim üzere oluşturup bu senaryolara yönelik, çalışılmasına yönelik akademiye elverişli ortamlar sağlamaları gerekiyor. Bu konuyla alakalı aslında bir çalışmamızdan daha bahsetmek isterim SciZek kapsamında. Yapay zeka, savunma sanayi, yapay zeka akademik tez programı çalışmasını başlattık. Şu anda başvuruları alıyoruz. Kullanıcı konumunda olan firmalarımız, örneğin Aselsan, TUSAŞ, Roketsan gibi firmalar, Baykar gibi firmalardan çeşitli senaryolar aldık. Bunları detaylandırdık. Ayrıca güvenlik güçlerimizden de çeşitli senaryolar aldık. 70 tane konu oluşturduk detaylarıyla birlikte. Biz bunları YÖK'le yaptığımız bir işbirliği çerçevesinde her bir konuya birden fazla öğrencinin 4. sınıf tez projesi veya yüksek lisans tez projesinde çalışmasını hedefliyoruz. Böylelikle akademiyi biraz daha bizim senaryolara çekmiş olacağız. Oradan kariyer fırsatları da oluşturacağız. Buna da kısaca değinmek isterim. Kamu kurumlarının bir diğer rolünden de bahsetmek istiyorum. Test kriterleri ve standartların oluşturulması konusunda kamu kurumları bir rol oynaması gerekiyor. Savunma sanayinde pazarın büyüklüğü ve ihtiyaçlar dolayısıyla bazen biz rekabet ortamını oluşturmakta zorlanabiliyoruz. Sürdürülebilirlik rekabetin bazen önüne geçebiliyor. Ama yapay zeka alanı biraz daha farklı. O kadar çok startup, KOBİ, yeni girişim var ki bu alanda sürdürülebilirlikten ziyade rekabet ortamını oluşturmak daha uygun görünüyor. Eğer o ortamı oluşturursanız başarı kaçınılmaz olarak gelecektir. Bunun için de rekabet ortamını oluşturabilmek için de kamu kurumları olarak en iyi algoritmaları şeffaf bir şekilde görebileceğimiz test mekanizmalarını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu alanda çalışanların rüştünü ispat edebilecekleri objektif kriterleri, standartları bir an önce oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Son olarak değinmek istediğim bir konu da yapay zekanın yakıtı olarak nitelendirdiğimiz veri setleri. Veri setlerinin toplanması, depolanması, etiketlenmesi, anonimleştirilmesi, paylaştırılması gibi hususlara yönelik stratejileri ve yol haritalarını kamu kurumları olarak bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Burası oldukça kritik. Yaptığımız her çalıştayda, her bir araya gelişte bu konu gündem oluyor. Özellikle bu ihtiyaca vurgu yapılıyor, veri seti ihtiyacına. Bu konuya dünyada da oldukça önem veriliyor. Yani son bir haftalık haberlere şöyle bir göz gezdirdim veri setleriyle alakalı. Birkaç örnek vermek isterim. Finlandiya şöyle bir karar almış. Hapishanedeki mahkumlara veri etiketleme yaptırmaya karar vermişler. Gerçekten oldukça mantıklı bir yaklaşım. ABD'de Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı veri etiketleme konusunda 700 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış. Yani 700 milyon dolar gerçekten çok ciddi bir bütçe.
Şu an biz veri etiketlemeyi ücretsiz olarak öğrencilere yaptırdığımız bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz ama bu konulara dünya çok ciddi bütçeler ayırıyor, çok ciddi stratejiler ortaya koyuyor. Kamu kurumlarının da bu büyük teknolojiyi daha da ülke olarak kaçırmamak, daha da öteye götürmek için bu konuda inisiyatif alması gerektiği kanaatindeyim. Şimdilik yorumlarım bu şekilde Oğuz Bey. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Aslında size ikinci turda soracağım soruların cevaplarını da bu turda vermiş oldunuz. Yine de şöyle, tabii ki bu son derece kapsamlı bir konu. Aslında yeni gibi görünse de dünyanın gündemine uzun zaman önce filmlerle girmiş bir konu. Fakat günümüzde tabii ki daha etkin, daha eti kemiğe bürünmüş bir şekilde tartışılan, konuşulan ve bu konuda çalışmalar akademik olsun, sektörel olsun çalışmaların yapıldığı bir alan. Şimdi bir diğer konuşmacımız bizim İtalya'dan misafirimiz Sayın Elizabeth Malo. Ben kendisine özellikle uluslararası perspektifle yaklaşmasını beklediğim bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi bu savunmada gelişen teknolojiler kapsamında hem yapay zeka hem otonom sistemler birbiriyle zaten bağlantılı. Dünyadaki bunun gelişimi hakkında bize bir perspektif çizebilir misiniz? Bu otonom sistemlerin, bu yapay zekanın gelişiminin bir sınırı var mı? Onu merak ediyorum. Bizimle bunları paylaşabilir misiniz? Çalışıyor mu? Kusura bakmayın. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yapay zeka sistemlerinin kapasitesi daha önce hiç görmediğimiz bir ritimde büyüyor. Kısa süre önce görülmedik gelişmeler yaşandı. Güçlü, hızla gelişen yapay zeka teknolojileri çok daha erişilebilir hale geldi. Bunun örneklerinden bir tanesi tabii ki üretken yapay zeka. Günümüzde neredeyse herkes çok küçük bir bedel karşılığında çok karmaşık metinler üretebiliyor, çok karmaşık bilgisayar kodları üretebiliyor. Aynı şekilde gelişkin ses dosyaları üretebiliyor. Bazen bu ürünler o kadar gerçekçi ki, yapay zeka tarafından üretilen ve insan tarafından üretilen verileri ayırt etmek büyük bir mesele haline geliyor. Siz de zaten bu konuya değindiğiniz zaman yapay zeka beraberinde farklı farklı riskler getiriyor. Ve tabii ki bu alanda şimdiden önemli roller oynayan aktörler var. Ve bu aktörleri iyi bir şekilde regüle etmek çok önemli. Uluslararası trendlere gelirsek sorunuza cevaben, Ukrayna Savaşı bence yapay zekanın savunma sistemlerine entegrasyonunu çok hızlandırdı. Özellikle de insansız araçlar bağlamında. Hakeza çok daha fazla şirket, belki geçmişte yapay zekaya ilgi göstermeyen şirket, günümüzde yapay zekaya dair projeleri finanse etmeye başladı. Aynı zamanda uluslararası düzlemde yapay zekaya yönelik ilgi de ciddi anlamda arttı. Dolayısıyla Ukrayna savaşına baktığımızda ne görüyoruz? İnsanın gücü çok sınırlı ve tabii ki sınırsız bir şekilde kaybedilebilecek bir insan kaynağı yok. Dolayısıyla bu bağlamda uzmanlar hangi misyonların, hangi görevlerin otomatize edilebileceğini incelemeye başladı. Böylece insan faktörünü azaltmaya düşünmeye başladı. Bunun bir örneği mesela lojistik tarafında karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yaralı askerlerin insansız kara araçları kullanarak tıbbi bir müdahaleyle savaş sahasından çıkartılması. Yine Ukrayna Savaşı'nın başka bir etkisi. Ukrayna Savaşı yapılabilir, feasible olanın limitlerinin çok daha genişlediği bir savaş oldu yapay zeka bağlamında. İki tarafa da bakarsak hem Rusya hem Ukrayna görece ucuz olan yapay zeka kılavuzlu dronlar kullanmaya başladılar. Belki 10 sene önce söz konusu dronların çok daha pahalı olacağını düşünüyorduk. Bu dronların ancak çok daha ileri düzeydeki ordular tarafından kullanabileceğini düşünüyorduk. Günümüzde bunun böyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla görece ucuz olan dronlarla ordular çeşitli misyonları yerine getiriyor. Bana aynı zamanda yapay zekanın limitlerine dair bir soru sordunuz. Bu çok geniş bir konu. Tabii ki çok ayrıntılı bir mesele ama
şu anda söz konusu limitlerin biraz algoritmalarla ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Yani bir sistemin otonomisinin ne kadar güçlü olduğu ile ilişkili. Ne demek istiyorum? Yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği burada gerçekten hayatsal. Pek çok sistem hala modellerinin çok titiz bir şekilde test edilmesini gerektiriyor. Ve söz konusu sistemler lanse edilmeden, kullanılmadan önce yoğun olarak test edilmek durumunda. Bu şekilde bir takım ön yargıları engellemek elzem. Ancak ondan sonra söz konusu yapay zeka sistemleri gerçekten isabetli karar verme süreçlerini yürütebilir. Özellikle mesela bir misil fırlatma veya bir hedefi vurma söz konusu olduğunda bu çok kritik. Dolayısıyla şu an için vurgulamak isterim husus bu. İnsanın gözetimini tesis etmek çok önemli yapay zeka üstünde. Ancak bu şekilde istenmeyen bir takım sonuçları ortadan kaldırabiliriz yapay zeka kullanan otonom sistemler bağlamında. Ben yapay zekayı daha ziyade yardımcı, tamamlayıcı bir unsur olarak görüyorum. Yani insan yargısının yerini alacak bir unsur olmadığını düşünüyorum. Yani insanın yargı gücünü güçlendiren, özellikle operasyonel düzeyde kritik askeri kararlara destek veren bir unsur olmalı. Başka bir limite gelirsek, bu da tabii ki işin regülasyon mevzuat tarafı. Özellikle askeri alanda bu çok önemli. Bu konuda ciddi ilerlemeler yok değil. Fakat kısa süre önce mesela Avrupa Birliği ilk yapay zeka mevzuat metnini geçirdi. Söz konusu metin AB üye ülkeler çapında yapay zekanın düzenlemesini sağlamaya çalışıyor. Her ülke buna odaklanmıyor. Her ülke aynı yapay zeka mevzuatını benimsemeye de çok meyilli değil. Dolayısıyla bir takım olumsuz tepkiler de geldi çeşitli Avrupalı şirketlerden. Söz konusu şirketler diyor ki eğer yapay zekayı çok fazla düzenlemeye kalkarsanız yapay zeka ile ilgili riskler, kaygılar yaratabiliriz. Çünkü inovasyon etkisini kırarız diyorlar bu şirketler. Yani eğer mevzuata uyum noktasında bir baskı olursa üretkenlik düşer, maliyetler yükselir ve böylece şirketin yapay zeka alanındaki geliştirmelerinin ivmesi gerçekten kırılabilir. Yani küresel düzeyde gördüğümüz bir takım mevkiler bunlar. Teşekkür ediyorum. Tabii son dönemde yaşadığımız Ukrayna Savaşı olsun, efendim söyleyeyim Orta Doğu'daki İsrail'in yapmış olduğu soykırım harekatları olsun, bunlar da tabii ki bu otonom sistemlerin, yapay zeka destekli efendim söyleyeyim sistemlerin yoğun bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bu iyi bir şey mi? Tabii ki insanlık açısından iyi bir şey olmasa da teknolojik anlamda bunların test edildiğini, sınandığını görüyoruz. Biz bu ikinci turda tabii ki bu etik boyutuyla ilgili pek çok şey söylenebilir ama biz daha çok teknolojik boyutuyla ilgili hususları konuşmak istiyoruz. Bu kapsamda da tekrar Cemil Bey'e dönmek istiyorum. Ona yönetmek istediğim soru bu savunma alanında yine savunma sanayi alanında otonom sistemlerin karar verme süreçlerini özellikle karar verme süreçlerini yapay zeka algoritmalarının kullanımı giderek ne oluyor? Artmakta bu sektörde. Özellikle yapay zeka destekli otonom sistemlerin çatışma alanlarında, savaş alanlarında hızlı ve doğru karar verme bakımından hangi teknikleri daha etkili olarak kullandığını bize açıklayabilir mi? Onu öğrenmek istiyorum. Buyurun Cemil Bey. Teşekkür ederim. İlk turdaki konuşmadan sonraki risklere değinmeniz ve Cemal Fatih Bey'in de yapay zeka tanımından sonra ben güvenlik riskleriyle ilgili kısma değinmediğimi fark ettim. Çok kısaca bir iki cümle oraya değinip daha sonra sorunuza geçmeyi planlıyorum. Şimdi neticede yapay zekanın baz aldığı şey insan zekası. Organik zeka olarak hepimiz insanların sahip olduğu organik zeka. Tabii biz buna nasıl davranması gerektiğinde bu algoritmaları insan söylüyor. Kuralları bu şekilde algoritmaları tanımlayan yine insan. Dolayısıyla bu algoritmalar yanlış, eksik tanımlanabilir. Bir takım veriler eksik işlenebilir, yanlış gelebilir. Dolayısıyla bu algoritmaların eksik veriye dayanarak da yanlış kararlar vereceği mümkün. Yani böyle bir şey olması mümkün. Dolayısıyla çatışma alanlarında ciddi sonuç doğurabilir.
Yine bununla ilgili olarak siber güvenlik tehditleri oluyor. Otonom sistemlerin ve AI'ın çalıştığı, bağlı olduğu dijital altyapı, siber güvenlik, siber saldırılara açık hale gelebilir. Böyle bir saldırı savunma sistemlerini çalışmaz hale gelebilir. Dolayısıyla insanın daha az kontrol sahibi olduğu yerlerde yani sistemin hata yapması da mümkün. Dolayısıyla insanın karar alma sürecinden uzaklaşması sistemin hata yapmasına sebep olabilir. Bununla ilgili bir yakın zamanda bir olay gerçekleşti. Libya'da yaklaşık bir yıl önce üst düzey askeri personelin de bulunduğu bir kutlama teröninin provasında 600 kadar drone havada. Dronelardan bir tanesi böyle insan boyu kadar yükseliyor. İşte o üst düzey komutanın yüz hizasına kadar geliyor. Onun güvenlik görevlisi de onu bir tehdit unsuru olarak algılayıp çıkarıp silahıyla vuruyor. O drone düşünce 600 drone'un hepsi down oluyor, hepsi off oluyor. Şimdi olayın bir risk olarak algılanması bir tarafa, sistemin kurgulanması, algoritmaların yani işte bir tane master'ın olması, diğerinin işte slave olarak kurgulanması, bunları tartışmıyorum ama bu risklerden ötürü ki işte Obama zamanında yani yapay zekaya hem Johns Hopkins Üniversitesi hem DARPA çok büyük bir inisiyatifi başlattı. Yani bundan esinlenen Avrupa Birliği ise yine 1 milyar dolarlık bir fon ayırarak bu çalışmalara şey aldı. Yani bu riskleri öngörerek, bu riskleri de içerdiğini düşünerek ben böyle bir yatırımlar yapıldığını tahmin ediyorum. Şimdi sizin bu ikinci sorunuza cevaben bunu da iki ana kapsamda değerlendirmek istiyorum. Birisi veri işleme yöntemleri. Bu daha çok classification dediğimiz sınıflandırma analizleri, yöntemleri. Bunlardan da en önemlisi gerçek zamanlı veri analizi. Bildiğimiz gibi otonom sistemler karar verirken büyük miktarda sensör verisi buna geliyor. Onları işliyor ve buna ait de bir karar veriyor. Yani büyük veri ambarlarımız, yani şöyle bir sistem yok. Milyarlarca, trilyonlarca veri geliyor, biz onları işliyoruz. Sonra ondan bir akıl üretip sonuçlarını yayınlıyoruz. Böyle bir değil. Real time processing, bu sensörlerden gelen veriler işleniyor ve karar veriyor. Dolayısıyla görüntü, radar, GPS her yerden, dolayısıyla bu kaynaklardan besleniyor. Gerçek zamanlı veri işletme yetenekleri bu verilerin hızlı ve doğru şekilde analiz edilmesini sağlıyor. Bu tekniğe stream processing diyoruz. Verinin sürekli olarak işlenmesiyle kararlar alınmasına olanak tanır. İkincisi deep learning dediğimiz derin öğrenme. Bu da görüntü tanıma, hedef tespiti ve çevresel algı gibi görevlerde kullanılıyor. Özellikle evrişimli sinir ağları dediğimiz convolutional neural networks görsel yapıları işleyip sınıflandırmada oldukça etkilidir. Bu sayede çatışma alanında bir sistem düşman unsurlarını tespit edip hızlı bir şekilde aksiyon alabilir. Üçüncüsü ise reinforcement learning dediğimiz takviyeli öğrenme. Bu da sistem ödül ve ceza mekanizması ile çalışıyor. Otonom sistemlerin belirsiz ve dinamik ortamlarda en iyi aksiyonu öğrenmesi için kullanılır. Mevcut duruma göre en iyi stratejiyi bulması gereken durumlarda bütün alternatifleri değerlendirir ve takviye öğrenme algoritmaları bu şekilde çalışır. İkinci sınıfta değerlendireceğimiz bu anlattığım şey classification sınıflandırma yöntemleriydi. İkinci derecede ikinci teknik ise optimizasyon. Bunları da üç ana başlıkta değerlendiriyorum. Birisi bu tekniklerin başında geldiğini düşündüğümüz Bayesian optimizasyonu. Yüksek maliyetli ve zaman alıcı optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılır. İkincisi bu özellikle belirsizlik içeren çatışma alanlarında kullanılıyor. İkincisi genetik algoritmalar. Bu algoritmalar biyolojik evrim sürecinden ilham alır ve en iyi çözümü bulmak için birçok çözümü mutasyon ve çaprazlama ile dener. Otonom sistemlerin karmaşık stratejik oluşturma ve en uygun hareket planını seçme süreçlerinde etkili olabilir. Burada
metaheuristik algoritmalar dediğimiz algoritmalara da değinmemiz gerekiyor. Bunlar doğa benzeşimli tasarım deniyor buna. Burada tabii az önce şeyi de vurgu yaptık hep, organik zeka sahibi olarak insanı örnek alıyor ve insan bunu söylüyor diye. İnsanın nasıl karar verdiğine yönelik araştırmalar hala devam ediyor. Beynin nasıl çalıştığına ilişkin bir takım teoriler var ama bir nöroloğun tanımına göre, yani beynin nasıl çalıştığı 100 katlı bir apartmana benziyor ve biz daha bunun zemin katındayız demişti. Dolayısıyla bu çalışmalar hala devam ediyor. Ben şahsen insanın karar verme mekanizmasını anlamakta benim için ufuk açıcı olan Robert Sapolsky'nin Nasıl Karar Veririz isimli sunumunu YouTube'dan izlemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla insan kompleks bir varlık. Dolayısıyla bunu matematiksel modele evirmek de oldukça zor. Dolayısıyla çok daha derinlikli algoritmaların devreye alınması ve çalışılması lazım. Bununla beraber zaman kısıtlamalı heuristikler de var. Sonuç olarak yapay zeka otonom sistemlerle birlikte değerlendirmeli ve bununla ilişkili bir takım teknolojiler de var. Çünkü artık dediğim gibi sınırsız kaynak yok. Sadece bulut bilişimle bunları çalıştıramıyoruz. Dolayısıyla işlemcinin olduğu yerde bunları proses edip karar verme mekanizmalarını kurgulamamız lazım. Dolayısıyla altyapı olarak 5G önem kazanıyor. Edge computing önem kazanıyor. Quantum computing, çünkü bunların hepsi altyapı, verinin akışı, işlenmesi gibi tüm yapay zeka ve etrafındaki teknolojilerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürümüze. Tabii buradaki asıl vurgu nedir? Gerçek zamanlı olması, derin bir öğrenmenin söz konusu olması, bir takviyeli bir öğrenmenin söz konusu olması ve bunların efendim algoritmalarının optimizasyonu söz konusu. Şimdi biraz zaman sorunumuz var. Onun için de Sayın Fatih Bey'e geçmek istiyorum. Fatih Bey'e sorum şu şekilde efendim söyleyeyim. Baykar olarak işte görüntü olsun, konum olsun, görüş hattı olsun efendim alanlarda yapay zekayı kullanıyorsunuz. Bu tabii ki Türk mühendisliğinin bir başarısı olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu tecrübeleri, Baykar'ın yapmış olduğu çalışmaları bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Biz hani Baykar olarak aslında yapay zekaya veya diğer teknolojilere yaklaşımımız her zaman şu şekilde. Ortada bir yaklaşan bir teknoloji dalgası varsa bu husus için öncelikle bunu elde etmeliyiz. Ondan sonra kullanıp kullanmama kararına, bunun nihayetine vermek en doğrusu şeklinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu sebepten ötürü aslında yapay zekanın tüm alanlarında farklı çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz ki gerçekte söylenen veya duyurulan, basından takip edilen şeylerle gerçek dünyada var olan yapay zeka terimleri birbiriyle uyuşuyor mu yaklaşımı bizim için önemli. Bu sebepten ötürü aslında sizin de dediğiniz gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz ama genel olarak böyle hızlıca toparlamak gerekirse 4 ana başlıkta belki bunları bir araya getirebiliriz. Ve belki onları, neleri kastettiğimizi anlamak adına bazı sorularla ifade edebiliriz. Yani şöyle örnek vermek gerekirse 4 başlıktan birincisi olarak çevresel farkındalık diyelim. Çevresel farkındalık kavramını mesela biz burada yine dediğimiz gibi insanını esas alıyorsak ilk soru kimim olması gerekir? Hava aracı kendisine kimim sorusunu sorması gerekiyor. Ardından neredeyim? Şu an görevim ne? Bu tarz sorulara cevap verebilmek adına çeşitli algoritmalar geliştiriliyor. Bunların içerisinde görüntüden faydalanan, sesten faydalanan veya diğer verilerden faydalanan verilerle çevresel farkındalık alanında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey her zaman o temel sorulara cevap bulabilmek ve hava araçlarımızın kendi kendine bu soruları cevaplamasak. İkinci kategoriye gelecek olursak emniyet ve güvenilirlik diyebiliriz. Peki burada hangi sorularla bu sistemleri çözmeye çalışıyoruz? Bu hareketi yapmam güvenilir mi? Ya da bakımda hangi parçayı değiştirmem gerekiyor? Bu tarz soruları hava aracı kendisine sorduğunda eğer cevaplarını alabiliyorsa bu faydalı bir anlam ifade etmeye çalışıyor. Yani burada aslında yine sensörleri vasıtasıyla biz
bir hava aracının kanadında bir problem var mı? Ya da şu an herhangi bir ünitemde bir yangın var mı? Bir bakıma gireceksem nelerle ilgilenmeliyim gibi soruların aslında cevaplarını elde etmeye çalışıyoruz. Üçüncü bir kategoride ise biz planlamayı ön planda tutmaya çalışıyoruz. Planlama dediğimiz noktada ise ben bu noktadan bu noktaya güvenli bir şekilde nasıl gidebilirim? Yani bir yol planı olabilir, bir irtifa haritası olabilir ya da bir sonraki bakımımı nasıl yapmalıyım ya da bir sonraki hava aracı göreve başlamadan önce hangi meydanı kullanaraktan saat tam olarak kaçta kalkış koşusuna başlaması gerekiyor ki görev aksamadan devam edebiliyor olsun. Ve son noktada aslında birazcık bizim de şu anki panelin konusu olan otonomi noktasına geldiğimizde biz yapay zeka ile otonomiyi birleştirerekten ileri otonomi kavramını ortaya atmaya çalışıyoruz. Burada aslında zaten otonomi yani kural tabanlı sistemlerde artık otopilot yazılımları çok gelişmiş noktalara gidiyor. Lakin burada devreye yepyeni dinamikler girmeye başladı günümüzde. Burada en basitten bahsedecek olursak işbirlikçi yapay zeka dediğimiz yani sürünün bir arada hareket etmesi. Aslında artık sadece sürüyü kontrol etmek değil, sürünün kendi verilen görevleri itibariyle sürünün kendi içerisinde anlaşaraktan görev paylaşımını yapması ve bu göreve özgü olarak aslında ilerleyebiliyor olması devreye giriyor. Ya da bizlerin şu anda aslında geleceğin sistemlerini kontrol etme noktasında çok önemli olarak gördüğümüz doğal dil devreye giriyor. Yani doğal dil ile biz hava araçlarımızın kontrol edebileceğini aslında onların bizimle konuşup kuleyle veya diğer kol uçuşunda gerçekleştirdiği diğer unsurlarla irtibat halinde olabileceğini. Yani aslında insan makine etkileşimindeki o temel öge olan işte kullanıcı arayüzlerini ya da bir diğer donanım ekipmanlarının ortadan kalkıp sadece sesle yani konuştuğumuz aynı şu anki yaptığımız gibi iletişim haline geçebileceğimiz ve bunun otonomik noktasında teknolojiyi daha ileriye götüreceğini düşünüyoruz. Bu alanlar üzerinde çok çeşitli miktarda çalışmalarla işlerimizi sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi zaman sorunumuz var. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Şimdi Ahmet Bey aslında deminki sorumda biraz konuya giriş yaptı. Savunma kabiliyetlerimiz açısından yapay zekanın ve otonom sistemlerin gelecekte kazanabileceği efendime söyleyeyim yetenekler nelerdir? Bunlarla ilgili senaryolarımız SSB olarak var mı? Bunlara kısaca bir giriş yapmıştınız. İsterseniz bunu biraz açarsanız faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Zamanı hızlı kullanmak adına hızlıca ben konuya giriş yapayım. Yapay zeka ve otonomi teknolojilerin savunma sanayinde nasıl bir dönüşüm yaratacağı, sahada ne gibi etkileri olacağına ilişkin öngörüleri biz de birçok platformda tartışıyoruz. Açıkçası öne çıkan konulardan birkaç tanesine vurgu yapabilirim. Bunlardan birincisi otonom sistemlerdeki kullanım. Bu en fazla beklentinin olduğu alan. Az önce Cemal Bey de detaylı olarak bahsetti. Ben de vurgulamış olayım. Otonomide hali hazırdaki savunma alanında kullanılan insansız sistemler ya uzaktan kumandayla yönetiliyor ya daha önceden verilmiş bir görevi icra ediyorlar. Buradaki asıl dönüşüm tam otonomi. Yani insansız kara, hava, deniz araçlarının insan komutasına ihtiyaç duymadan hızlı ve doğru kararlar alarak harekete geçmesi diyebiliriz. Burada da birkaç örnek vermek gerekirse mesela otonom dronların düşman unsurları tespit ettikten sonra anında müdahale edebilecek şekilde geliştirilmesi sahada çok daha etkin ve hızlı hareket imkanı sağlayabilir. Bir diğer örnek otonom seyir sefer yapan insansız sistemlerin anlık ve hızlı kararlar vererek engellerden ve düşman unsurlarından hızlı ve keskin manevralarla kaçabilmesi diyebiliriz. Bir diğer kullanım senaryosu ise yapay zekanın bulutla entegre olacağı alana vurgu yapabiliriz. Burada da uç noktalarda yapay zekanın kullanımı. Yani uç noktalardaki asker, araç gibi unsurlarda yapay zekanın etkinliği sahada ciddi anlamda bir dönüşüm yaratacaktır diye öngörüyorum ben açıkçası. Bunu da tabii uç noktalarda çalıştırabilmek için ciddi bir bulut entegrasyonuna ihtiyaç var. Çünkü şu anda günümüzde en oyun değiştirici yapay zeka konusu ne dersek üretken yapay zeka deriz herhalde birçoğumuz.
2 yıl önce hiç öngöremediğimiz şekilde üretken yapay zeka olağanüstü kararlar üretebilir hale geldi. Ama bunları çalıştıran mekanizma arkadaki ciddi bir işlem gücü, veri kapasitesi. Bunları uç noktalarda kullanmak mümkün mü? Bu haliyle mümkün değil. Ama bir taktik bulut, mesela gemide, bir İHA'da veya merkezi bir karakolda bulunacak taktik bulutlar üzerinde bu verileri, işlemleri çalıştırabiliriz. Dolayısıyla uç noktalardaki üretken yapay zeka unsurlarıyla taktik bulut entegrasyonu bence oldukça kritik. Bir diğer konu ise yine önemli gördüğüm elektronik harp alanı. Elektronik harp sahadaki son yıllarda hibrit savaşlarında artmasıyla birlikte en önemli unsurlardan biri haline geldi. Elektronik harpte bilgiyi hızlı yakalamak, ona hızlı reaksiyon vermek oldukça kritik. Burada da yapay zekanın bu yeteneklerinden faydalanılabilir diye düşünüyorum. Bir konu da aslında önemli gördüğüm aldatma teknolojileri, cyber deception olarak da geçiyor. Yani yanıltıcı ve aldatıcı veriler üreterek bunları sosyal medyadan veya farklı kanallardan dolaşıma sokularak düşmanın, unsurların yanıltıcı kararlar verebilmesi, onları yanıltmak ve farklı kararlar verebilmesini sağlamak için bu teknolojilerin oldukça etki yaratacağını da ben öngörüyorum. Bu da son zamanlarda oldukça öne çıkan bir konu. Özetle günümüzde gelinen noktada yapay zeka ve otonom sistemlerin tek bir görev icrası geliştirmesinden ziyade uçtan uca bütün süreçlere yönelik görevlerin icra getirmesini bekliyoruz. Çalışmaların da yoğunluğu bu yöne doğru kayıyor zaten. Yani bu sistemlerin çevresel ve durumsal farkındalığı gözeterek görevi kendisinin planlaması, icra etmesi, gerekli durumlarda kendi arıza ve bakımına yönelik planlama yapabilmesi gibi daha kapsamlı görevlerin icrasının mümkün olacağını düşünüyorum. Yani son bir cümle olarak, gelecekte bu teknolojiler sayesinde daha az insan gücüyle daha etkili sonuçlar elde etmek mümkün olacak gözüküyor. Efendim, teşekkür ediyorum. Yapay zeka aslında insandan rol çalacak mı yani gelecekte? Bu önemli bir husus. Tabii rol çalınca da efendimizin nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Tartışmanın etik boyutu bence. Şimdi Sayın Malı'ya yöneltmek istiyorum. Kendisini demin uluslararası bir perspektif kazandırmasını istirham etmiştik. Şimdi kendisi bir güvenlik analisti. O bakımdan da bu gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenlik stratejilerine ne gibi katkıları olduğunu, bunun bir değerlendirmesini yapmasını istiyoruz. Kendisi de belki bu sistemleri kendi analizlerinde kullanıyor. Bu konuda bizi aydınlatırsanız, bize bilgi verirseniz seviniriz. Buyurun. Is it on? Yeah. Sorry. So I think two points that we raised before. Burada daha önce dile getirilen iki konu vardı. Bir tanesi yapay zekanın yeni bir alan olmadığı söylendi. Tabii yeni bir alan olmasa da birçok devlet, birçok ülke bu noktada yapay sistemlerinin birkaç yıl öncesine kadar çok fazla araştırmasına girişmemişti. Yeni çalışmalar tabii ordularda oluyor. Yapay zekanın geleceğinden ve tam olarak otonom hale bir şekilde gelebileceğinden bahsedildi. Ancak yapay zekayı devletler henüz tam bir resmi otonom tanımı yapamamışken nasıl kullanabilirsiniz bu şekilde? Çünkü bu noktada yönergelerle ilgili tanımlamalarda sıkıntılar var, eksiklikler var. Savaş muharebe alanlarında kullanılmasıyla ilgili 60 ülkenin son zamanlarda Çin'le imzaladığı bir özellik anlaşma, bunun nasıl kullanılacağı ile ilgili tartışmalar vardı. Bunun uluslararası güvenlik stratejilerini nasıl etkileyeceği ile ilgili daha fazla uluslararası kuruluşu görüyorsunuz. Mesela NATO kendi yapay zeka stratejisini gözden geçiriyor. Burada daha fazla
var olanı yansıtabilmek için gözden geçiriyorlar. NATO bunu 2021 yılında ilk başta taslağını ortaya koymuştu. Şimdi gözden geçiriliyor. Ve önemli ölçekte farklı yapay zeka sistemlerinin ve müttefikler arası kullanılan yapay zekaların karşılıklı işletilebilirlik konusuna bakıyorlar. Daha da müttefikliği, ittifakları iyileştirebilmek için ne şekilde kullanılabileceğine bakıyorlar. Yine Avrupa Birliği ilk yapay zeka kanununu zaten kabul etti. Daha önce buna değinmiştik. Neler var? Çeşitli regülasyonlar, yönergeler var ve bunu ihlal eden ülkelere karşı cezalar var, cezai yaptırımlar var. Farklı risk düzeylerine göre yapay zekanın ne şekilde kullanıldığı, özel şirketlerde, işletmelerde nasıl kullanıldığı, neyin kabul edilmeyeceği, yüksek limit riski, risk limiti gibi konular ele alındı. Bunları baktığımızda uluslararası güvenlik stratejilerinin nasıl etkilendiğini görebiliyoruz. Burada özellikle sağlam siber güvenlik sistemleri üzerinde de duruluyor. Daha önce de bahsedildi jamleme ya da elektronik bir muharebe gibi, siber savaşlar gibi. Bu gibi konularda şirketler de yapay zekanın uygulamada çok daha karmaşık olduğunu görüyorlar. Bu sistemler belki yapay zeka kılavuzlu ya da yapay zekaya entegre sistemler olarak anılsa da yine de içinde insanların olması gereken sistemler ve gerçekten önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile bağlantılı olaylar duyacağız. Çeşitli etkinlikler, daha fazla etkinlikler göreceğiz ve sahada, dışarıda, muharebe alanlarında nasıl kullanılabileceğine dair daha fazla yönergeler göreceğiz. Soru varsa almak isteriz. Mikrofon var mı efendim? Burada bir siz mi? Tamam, siz mi soracaksınız? Buyurun. Teşekkür ediyoruz aktarılan bilgiler için. Siz kendiniz. Selahattin Koyuncu, Defense EMC. Öncelikle Ahmet Bey'e bir sorum olacak. Efendim, buyurun. Bütün bu Baykar'ın, Havelsan'ın, Aselsan'ın yapay zeka üzerine yaptığı çalışmalardan ortak bir algoritma veya veri kütüphanesi gibi ileride saha tecrübelerinin de aktarılması açısından bir oluşum var mıdır? Yine biraz önce sizin söylediğiniz cümleden de hareketle Baykar'ın ve BİTES'in olası zararlı verileri önlemek ya da işte yapay zeka eğitimi sırasında yanlış veriyi doğru gibi görmemesi açısından, filtreleme açısından nasıl çalışması var, öğrenebilir miyim? Evet, az önce ifade ettiğim üzere savunma sanayi yapay zeka yetenek kümelenmesi tam da sizin bu bahsettiğiniz konuyla ilişkili olarak kurulmuş bir yapılanma. Çünkü firmalarımızda benzer konular çalışılıyor. Hatta bir firmanın içerisindeki farklı birimlerde yine benzer algoritmalar çalışılabiliyor. Burada önemli olan bir araya gelmek, sinerjiyi artırmak, farkındalığı yükseltmek. Belki bu sinerjiden doğacak şekilde ortak, yani mükerrer çalışmalara değil de farklı alanlara yönelmek sağlanabilir. Bazen tabii ki belli konulara birden fazla tarafın çalışması gerekiyor olabilir ama bir tarafın keşfettiğini öteki taraf tekrar baştan sıfırdan başlamaması gereken durumlar için de biz bu yapılanma altında birçok çalıştay düzenliyoruz. Tarafları bir araya getiriyoruz. Bunu söyleyebilirim sorunuzla ilişkili olarak. Kısaca... Buyurun. Pardon. Baykar'da bir şey soruyor. Çok kısaca hemen ben de cevaplamam gerekirse aslında burada yapay zekanın öğrenme kavramı devreye giriyor. Öğrenme noktasında eğer biz onu bir veriyle eğitiyorsak
genel itibariyle bu bizim onun eğitimini almasını istediğimiz şekilde hazırlanmış test verilerinden oluşuyor. Yani özel seçilmiş veriler. Burada yine yapay zekanın supervised ve unsupervised learning kavramları devreye giriyor. Hani genel itibariyle aslında biraz daha güvenilir olması açısından her zaman veriyle gitmeye çalışılan noktalarda verinin temizliği aslında geliştiriciler tarafından garanti edilebiliyor. Fakat unsupervised tarafta yapılan eğitimlerde ise onlar aslında zaten yapay zekanın o tehlikeli olan kısımları olarak nitelendirebilir. Oralarda ise geliştirilen sistemlerin çok uzun süre simülasyon ortamlarında denenmesi gerekiyor. Aslında bu şekilde tedbirler almaya çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun siz sorunuzu. Merhabalar. Figes Mühendislik'ten yapay zeka takım lideri Sabahattin. Benim tüm konuşmacılar aslında soracağım bir sorum var. Bildiğiniz gibi derin öğrenme modelleri bir black box model halinde oluşturuluyor. Burada açıklanabilir yapay zeka, explainable AI kavramı ortaya çıkıyor. Sizlerin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yani modelleri test ederken sadece performans odaklı mı bakıyorsunuz? Yoksa bir AI kavramı, yani AI modelini bu açıklanabilir zeka açısından değerlendiriyor musunuz? Genel bir soru yönelteyim. Explainable AI kavramı kesinlikle aslında probleme özgü olarak modelleri seçme noktasında karşımıza çıkan bir husus. Geliştiriciler olarak şu yani bir modeli kullanmaya karar verdiğinizde, yani bir deep learning modelinin o kapalı yapısını kullanmaya karar verdiğinizde aslında tam olarak dediğiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Siz o noktada test sonuçlarında şeyi gözlemlemeniz gerekiyor. Yani ben bir resimde büyük objeleri bulan bir model varsa elimde ama fakat ben küçük objelere odaklanmak istiyorsam bu noktada tam olarak yapmamız gereken şey o explainable AI'deki yani modelin katmanları arasında bizim aslında istediğimizi yapmayan katmanı bulup doğru katmanla onu değiştirmemiz gerekiyor. Evet, ama tabii ki bu her model veya her layer için katman için uygun olmadığı için ne yazık ki bu aslında zaten en sıcak araştırma konularından bir tanesi günümüzde de. Ama bu hususta gerçekten faydalanmaya çalışıyoruz. Ben bir ekleme yapabilirim. Şimdi çok problem spesifik olduğu için yani adını zaten black box olarak isimlendiriyoruz. Ben yine müsaadenizle Robert Sapolsky'ye atıfta bulunacağım. O beynin nasıl çalıştığını anlatırken o karar vermesinin bir saniye öncesinde, bir saat öncesinde, bir hafta, bir ay, bir yıl, bin yıl, on bin yıl önce neler olduğuna atıfta bulunuyor. Dolayısıyla beyin böyle bir varlık. Yani bu karar verme mekanizmasının bir historisi var. Dolayısıyla deep learning mekanizmasında da yani biz bu senaryoları doğru işletip doğru beslersek, yani doğru derken tırnak içerisinde şey yapıyorum, bazen yanlışı da öğretmek bir şey doğru oluyor, neyi ayırt edebileceğini. Dolayısıyla biz de bu konuda hani çalışıyoruz ama çok problem spesifik, onun çerçevesini kapsamında düşünmek lazım. Çok genel bir hani cevap pek mümkün olamıyor. Teşekkür ediyorum. Zaman açısından sonuna geldik. O bakımdan başka soru alamayacağız. Aslında yapay zeka bir zamanlar bir ütopyayken bugün bir gerçekliliğe dönüştü. 1976'da askeri lise hazırlık sınıfı öğrencisiyken bize bir kitap okutulmuştu. İsmi Operation Mastermind diye. Orada bir kompütürün kendini geliştirmesi, edindiği tecrübeleri efendime söyleyeyim kullanması ve kendisini geliştirenleri kontrol altına alması, adeta dünyayı yönetmesi. Biz onu o zaman bunu bir ütopya gibi değerlendirmiştik. Bugün ise baktığımızda bu alanın giderek daha geliştiğini görüyoruz. Tabii bu bir fırsat, tehdit de olabilir ama fırsat, tehditlerle beraber fırsatlar da söz konusu. Şu anlamda hem teknoloji anlamında bu alanda biz Türkiye olarak ön alabiliriz. Ciddi katkılar sağlayabiliriz. Bu da bizim için hem teknolojik gelişme anlamında hem de itibar anlamında çok şeyler kazandırabilir. Dolayısıyla teknoloji her zaman söylediğimiz gibi bir fırsattır. Tehdit olarak değerlendirmemek gerekir. İyi ellerde iyi sonuçlar vereceğinden kimsenin şüphesi yoktur.
Tabii ki her zaman bu alanları istismar etmek isteyenler olabilir. Ama biz tabii ki gelişmeyi efendime söyleyeyim, ön planda tutmamız gerekir. Bu bağlamda biz de önümüzdeki dönemde SASAT olarak geleceğin askeri konusunda bir etkinlik yapıyoruz. Burada aslında hem yapay zekayı hem de otonom sistemleri kullanacak geleceğin savaşçısıyla ilgili bir yol haritası Türkiye için oluşturmayı hedefliyoruz. Kasım ayının sonu itibarıyla. Dolayısıyla belki orada da görüşme imkanımız olabilir. Bu konuda bir web sayfası da açıldı. Oradan takip edebilirsiniz. Bu bakımdan sizlere katılımınız için teşekkür ediyorum. Sayın konuşmacılarımız gerçekten bizleri bilgilendire. Ben şahsım çok aydınlandım. O bakımdan bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli bilgilerini, birikimlerini, tecrübelerini bizlerle paylaştırdılar. Kendilerine minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ayağına sağlık. Biz de hem size hem değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz ama öncesinde size küçücük bugün hatırlamanız için bir hediyemiz var. Siz de konuşmacılarımıza takdim ederseniz arkadaşım verecek. Sonrasında hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirelim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Savunmada gelişen teknolojiler, yapay zeka ve otonomiyi konuştuk. Tekrar hem konuşmacılarımıza hem siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz.